vaktiyle Sultan Alaaddin Moğol istilasına karşı koyabilmek için gizli bir hazırlık tertip etmişti. Tertip ettiği bu hazırlığa iştirak edecek olan yiğitlerin isimleri, gizli buluşma yerleri, Moğolların içlerine kadar sızmaya muvaffak olmuş casuslarımızın isimleri tek tek evraka işlendi. Sarayda gizli bir yerde, gizli bir sandığın içine saklandı. Daha iyi misin? Papaz Efendi'ye teşekkür ettiğimi söylersin. İçmiş olsun söylerim tabii. Bir ihtiyacınız olursa kilisemize her zaman hizmetinizde. Beyim, o saraydaki sandık neden bu kadar mühimdir beyim? Kurtaracağımız yalnızca bir sandık değildir Bamsı. Soyumuzun istikbali, Oğuz atadan beri gelen ebed müddet devletimizin teminatıdır o. İmdilik bu kadarını bilin kâfi. Sandığa nasıl ulaşacağız beyim? Sarayın neresindedir? Sandığa ulaşan gizli bir geçit vardır. Ben Emir Bahattin'le konuşurken siz de o gizli geçitten geçip sandığın olduğu odaya ulaşacaksınız. Orada sizi karşılayacak biri olacak. Eskiden düşmandan, şimdi bizdendir. Eskiden düşmanımızdı. Şimdi bizden biri. Hülagühan vergileri bekler. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sultan Rüknettin Kılıç Arslan'la mevzuyu istişare etmek ister. Gayrı sadece Moğollar var. Sultana gelince vergileri toplama yetkisini Umuroğulları Beyliğine verdi. Sen nasıl? Şimdi bunları konuşmaya vaktimiz yoktur. İyi. Hadi vakit gizli odaya gidip sandığı alalım. Emir Bahattin sandığı alıp Moğol komutanı Karabörü'ye teslim edecek. Sen ne dersin? Emin misin? Emin misin? Eminim Bamsı. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Bu malumatı tez Ertuğrul Bey'e iletesiniz. Hayrola ne ya, neyin var? Neden üzgünsün? Babam iyi değil. Onu üzülüyorum. Bir de babam bana hediye ettiği bir kolye vardı. Onu kaybettiğim için çok üzüldü ve bana kızdı. Baban bir kolye kaybettiğin için sana neden kızsın ki? Bilmiyorum. Hep bu kolyeyi sakla derdi. Ama o adamlar bizi götürürken fark etmeden kolyeyi düşürmüşüm. Gidip arayayım dedim ama bana izin vermedi. Dışarının tehlikeli olduğunu söyledi. Baban doğru söylemiş. Dışarı senin için emniyetli olmaz. Ben oraları avcumun içi gibi bilirim. Sana o kolyeyi getirebilirim. Ertuğrul Bey gelmeden sayım yapmasanız iyi olur. Niyeymiş o? Bunu yapmanız demek Ertuğrul Bey'i çiğnemeniz demektir. Bu da aramızda bir daha kapanmayacak büyük bir husumete sebep olur. Teokles taşıdığı sırrı Tekfur'a verirse her şey mahvolur. Böyle bir şey asla olmayacak. Teo'nun verdiği zehirle en geç yarın geberecektir. Ayrıca onun vuruşmada başına aldığı darbelerden dolayı öldüğü sanılacak. Ya kızları? Onlar bir şey biliyorsa? Babaları öldüğü için obadan ayrılacaklardır. Yolda da onları geberteceğiz. Oba izleniyor. Merak etmeyin komutan Dragos. Obadan çıkar çıkmaz bitiririz işte. Güzel. Şimdi beni iyi dinleyin. Yarın Ataç Bey ve devletin vergi tahsildarları diğer obalara doğru yola çıkacaklar. Ama asla oraya varamayacaklar. Siz sandığı Hülagühan'a götürün çabuk. Bu taraftan komutan diyor çekin. Thank you.
Ertuğrul. Sen ha? Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Döktüğün kanları yanına bırakır mıyım sandın? Seni sarayda öldürmeliydim. Ama bunun bedelini yedi ceddini ödeteceğim. Eğer bana bir şey yaparsanız bunun bedelini tüm halkın gözünün önünde öldürdüğüm beylerden daha beter öder Ertuğrul. İntikamla bilenmiş kılıcım hepinize yeter. Türkiye baş olmaya kalkanın başına ne gelir hepiniz göreceksiniz. Allah şükür sandığı kurtardık beyim. Sandığı açacak anahtar yok. Beyim, bu sandığı açmanın başka bir yolu yok mudur? Anahtar kaçan o iki casusta. İçinde çok mühim kağıtlar vardır Bamsı. Eğer anahtarsız açmaya kalkarsak içindeki şişe kırılır ve bütün kağıtlar yok olur. Bana aşkını ilk anlattığında kalbinde sadece senin aşkın olduğunu söyleyememiştim. Bunca zaman senden bir haber beklememeliydim. Benim güzel yüzlü yerim. Buldum sonunda. Osman! Kardeşim! Kardeşim! Husma! Ne oluyor? Alper! Kollayın kendinizi! Bunlar iyi bilgi Asun'un alpleri. Güzel. Şimdi sıra geldi pazardaki kargaşayı izlemeye. Lais, sen kaleye geri dön. Orada birileri var. Çabuk! Kaçırmayın! Osman! Abi koş! Anahtarı alacağız. Lakin mühim olan aralarına sızıp malumat toplamaktır. Hesapları nedir? Topraklarımızda kimlerle iş tutarlar? Hepsini öğreneceğiz. Dayan. Hayırdır, ne oldu Artuk Bey? Türk okudun mu? Atı oku çocuk! Bir daha söylemeyeceğim. Abi iyi misin? İyiyim kardeşim. Diğerleri gelmeden gidersin. Bize tuzak kuran sensin. Bak.
başka obalara gitmemize müsaade etmedin. Seni şurada biçerim. Kimse elimden alamaz. İmdiar olasın da yaptığın kahpeliği itiraf edesin. Yetti mi? Alplen! Durun! Hepimize yalan söyledi baba. Meğer Umuroğullarındanmış. Hepimizi kandırdı. Sen yokken obamıza baskın verdi. Umuroğullarım. Artuk Bey, sen de yaralıyı alıp içeri götüresin. Sen de benimle gel Gündüz. Sen de Hatun.
Yaşıyor. Arkamızı iz bırakamayız. Onu çabuk götürün buradan. Siz bu taraftan. Biz de bu taraftan gideceğiz. İkisini de sağ bırakmayın. Neden Alplerine Gündüz'ün öldürdüğünü düşünürsün hatun? Babam Umur Bey ve Alplerimizle obana vardık. Devletimizin bize verdiği vazifeyi Hayme Hatun'a, Artuk Bey'e bildirdik. Vergi toplamak için vardığımızı işitince deliye döndüler. Gündüz Alp hançerini babamın gırtlağına dayadı. Sonra aşağılayarak bizi obadan kovdular. Moğol çapulcusu gibi geldiniz obaya. Baban olacak o hadsiz. Sözleriyle hepimizi ezmeye kalktı. Otağımıza destursuz girmeye yeltendi. Nenemin üzerine yürüdü. Ben de ona haddini bildirdim. Gündüz. Bundan sonra da Gündüz gitti. Alplerini katletti öyle mi? Hatun, bu sözlerinle yalnız Gündüz'ü değil, Kayı Alplerini de katillikle itham edersin. Sözlerinin varacağı yere iyi tart. Hiçbir sır gizli kalmaz Ertuğrul Bey. Gömersin. Ama bir yerden baş verir, filizlenir. O vakit o kanda kimin bu olacağını kimse bilemez. Beyim, Ataş Bey'in ahvali iyidir. Alpler de yanındadır. Biraz istirahat eder. Ataş Bey kendine geldiğinde onu da sorgulayacağız artık bey. Eyvallah beyim. Ben yarana merhem süreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Umur Bey nerede? İstirahat etmekte. Bu olanları işitince onu nasıl durdururum bilmem. Hatun. Öfkeni anlarım hatun. Alplerin öldürülmüştür. Lakin sözlerin bir şey ispat etmediği gibi iftiraya düşersin. İftira mı? Ataç Bey'in sırtından çıkan ok Türk okudur. Gündüz Alp de, Artuk Bey de obaya geldiğimizde başka obalara gitmeyelim diye bizi uyardılar. Tehdit ettiler. Bunlardan sonra da bu olanlar başımıza geldi. Ataç Bey baskında Kayı Alplerini ya da Gündüz'ü görse sana demez miydi?
saldırganların yüzleri örtülüymüş. Gündüz Alp'e gelince Ataç Bey'in ardından atını çatlatırcasına hana girdi. Neydi niyetin? Alplerim gibi Ataç Bey'i de öldürüp yaptığın işi yarım bırakmamak mı? Diyesin o vakit. Nereden gelirdin? Gündüz. Değerle nereden gelirdin? Baba, ben... Nereden gelirdin Gündüz? İyi ki o oku bırakıp teslim olmadın kardeşim. O soysuz ikimizi de öldürürdü. Abi işini ısrar etmeseydim bunların hiçbirisi başımıza gelmeyecekti abi. Babam bana çok kızacak. Tabii buradan sağ salim çıkabilirsek. Çıkacağız kardeşim. Çıkacağız evelallah. Neredeydin Gündüz? Nereden geldiğini bile söyleyemeyen bu yalancıya inanmamı mı beklersin? Birlikteydik. Atla yarış yaptık beyim. Atla yarış yapmışlar. Düpedüz yalandır. Dumrul. Gündüzle Çağrı zindana atılsın. Bu iş açığa çıkana kadar orada kalacaklar. Hepimize yalan söyleyen, indi de iftira atan, bu hatunun sözlerine bakarak nasıl hareket edersin? Beyim, Osmanlı savcı avlığa gitmişler. Haymana haber göndermiştir, hala dönmemişler. Avlığa mı? Avlak Türk obalarına giden yolun üzerindedir Bamsı. O vakit Osmanlı savcıları bu işin tam göbeğine düşmüş olabilirler beyim. Baba, müsaade et ben de seninle geleyim. Kardeşlerimin başı beladayken suçsuz yere zindanda bekleyemem. Götürün onları Dumrul. Baba etme. Baba kardeşlerimin başı beladayken yapma baba. Baba! Bırak! Eğer kardeşlerimin başına bir hal gelirse... bunun hesabını evvela senden sorarım hatun. Bilesin. Hmm.
Bırakın Uyuyu. Bırakın dedim. İçeride. Gelin buraya. Kendine gel. Abi. Aç gözünü abi. Gözün üzerinde olsun. Yanlış yaparsın baba. Bir hatunun iftirasına oğlunu zindana atarsan... Kardeşlerim ortada yok. Benim buradan çıkmam lazım. Çağrı, Çağrı duramam burada. Çıkmam lazım. Sakin ol Gündüz. Yıktın ortalığı. Gerekirse cihanı yıkarım. Kardeşlerim ortada yok diyorum. Bir hatunun iftirasına buraya düşmüşüm. Az bile ederim. Duramam burada. Duramam burada. Ertuğrul Bey'in iradesini çiğneyip buradan çıkarsak bizi hiç affetmez Gündüz. Sen burada kalacaksın Çağrı. Ben tek başıma çıkacağım. Nereye gidersin Ertuğrul Bey? Seninle konuşacaklarımız var. Ya huzurun, emniyetin dillere destan Söğüt'ü ha? Sen de bu Söğüt'ün uç beyi Ertuğrul Bey. Sen huzuru, emniyeti sadece kendin için mi sağlarsın? Buraya geldik geleli başımıza gelmeyen kalmadı. Nerede senin uç beyliğin? Uğur Bey. Senin alplerini ne benim oğlum Gündüz ne de Kaya alpleri katlettiler. Katiller kimse bulacağım. Şimdi çekil önümden. Ve oğlunu kurtaracağını sanma. Bu işin üstünü de örtmeye kalkma. Baba. Sen karışma. Eğer suçlu sizden değilse, tez vakitte suçluyu bul. Yoksa sizin 10 yılda ihya ettiğiniz bu Söğüt'ü 10 günde hepinize mezar ederim. Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa
İmdi kazdıkları mezarda yatar. Kötü söz döner sahibinin başını keser iyi belle. Bu sözleri acına öfkene veririm. Buraların uç beyi benim. Suçluları ben bulurum, hesaplarını da ben keserim. Şimdi kenarda bir yerde bekleyin, kendi işinizi yapın. Ayak altında dolanmayın. Haydi alpler. Göreceğiz Ertuğrul Bey, göreceğiz. Ertuğrul'un oğlu nerede? Bizden uzak tutmak için zindana attılar. Onu bana getireceksiniz. Bir de ben sorgulayacağım onu. Haydi. Nöbetçi! Buyur Gündüzer. Aç şu kapıyı. Bütün mesuliyet benim. Olmaz. Ertuğrul Bey'in kesin buyruğu var. Ne edersin Gündüzer? Gündüz yapma Gündüz. Çıkacağım dediysem. Çıkacağım. Çağrı. Çağrı! Müşkül durumda bırakırsın Gündüz Alp. Sana bir şey edecek değilim. Çağır. Hallet. Başını bela sokacaksın Gündüz. Kardeşlerimden mühim midir Çağır? Hallet. Ah Gündüz Alp ah. Emir Bahattin bize saldıranların kim olduğunu öğrenmeli. Eğer öğrenemezse Ülavgühan onu da kaza vurur. Unutma, sandık elimizden uçup gitti. Bizim de derimizi yüzecektir. Mörçgin, tuzak bu. Ya! Ne oluyor? Dur! Anlamadım, bilmiyorum. Ya!
Öker. Diğeri kim? Komutan Börçigin. Ben Hülagi Han'ın Türk obalarındaki casusuyum. Arkadan gelenler var. Tez buradan gitmeliyiz. Çok kalabalıklar komutan Börçigin. Tez gitmeliyiz. Hadi. Hadi. Sizin ne işiniz var burada? Gündüz Alp nerede? Yok gitti. Nöbetçiler! Yok nöbetçiler. Hepsini alıkoyduk. Şimdi de soruma cevap ver. Nereye gitti Gündüz Alp? Ertuğrul Bey mi çıkarttı onu? Kendisi çıktı. Yerini bilsem de söylemem. Hem sana ne olur. Haydi git. Libegi Hatun. Anahtar. Ne yaptığını sanırsın sen Hatun? Göreceksin abi. Gündüz nerede söyle. Yoksa senin için iyi olmaz. Ne yaparsın? Alplerini üzerime mi salarsın? Alplere lüzum yok. Ben tek başıma hakkından gelirim senin. Soruma cevap ver. Gündüz Alp nereye gitti? Yeter gari senin etti. Yeter bırakın. Gündüz Bey kardeşlerini aramaya gitti. Kardeşlerini mi aramaya gitti? Bu da yeni oyun mu? Ne oyunu hatun? Anahtarı benden zorla aldı. Buraya kapatıp gitti. Ettiğin her şeyin hesabını soracağız senden. Alpler. Kilitleyin bunları buraya. Savcının atıdır bu. Atı orada bırakıp ormana dalmış olmalılar beyim. Onu hemen bulmamız gerek. Haydi. Haydi. Beyim, Umuroğulların atları bunlar. Bakın bakalım sağ kalan var mı? Hayır.
Yok beyim, yok. Hepsi ölmüştür. Beyim, şu tarafa doğru giden ayak izleri var. Bamsı, Alper'i vazifelendir. Umuroğullarının Alper'in cenazelerini götürsünler. Eyvallah beyim. Haydi bu taraftan, haydi! Alper, tez cenazeleri topluyorsunuz. Obalarını götürüyorsunuz. Haydi, haydi. Osman! Savcı! Kim bunlar böyle? Hala peşimizdeler mi? Evet, peşimizdeler. Bunların peşinizde olduğunu görünce sizi emniyete almak için takip ettik. Vaktinde yetiştiniz nökerler. Yaman savaşçısınız. Kimin birliğindeydiniz? Karabörünün. Komutan Börçigin. Karabörü uçmağı vardı. Bu civarlarda nerelerde eşkıyalar dolanır, nerelerde alpler vardır iyi bilirim. Siz varacağınız yere sağ salim ulaşana dek yanınızda olmak isteriz. Belli ki birileri hala peşimizde olacak. Bunların buraları iyi bilmeleri işimize gelir. İyi de savaşçılar. İyi o vakit. Bizimle gelin. Hadi! Ya! Ya! Osman! Savcı! 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 Osman! Osman! Savcı! Savcı! Beyim! Bizler bu tarafa gider. Savcı! Osman! Osman! Buradaki ayak izleri küçüktür. Osman'la savcının olabilir. Bu taraftan. Haydi, haydi. Osman! Savcı! Osman! 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 Savcı! Söyle bana, ne oldu? Gündüz. Babası tarafından zindana atılmış. Ne dedin sen? Umuroğulları alplerine baskın yapılmış. Alplerine hepsi öldürülmüş. Gündüz suçlanmış. Nasıl olur? Gündüz öyle şey yapmaz Mara. Ne zaman olmuş bu? Bu sabah.
Bu bir iftira. Bu sabah gündüzle birlikteydik. Sen de oradaydın Mara. Bunu o yapmış olamaz. Haklısınız hanım. Bu bir iftira. Kardeşleri Osman ve savcı da ortada yokmuş. Ertuğrul Bey ve Alpleri onları arıyorlar. Söğüt pazarına gitmiştim. Orada işittim. Çatar. Gündüz'ün yanında olmalıyım. Her şeyi anlatacağım. Gündüz bugün benimle birlikteydi. Onun üzerine yüklenen bu kara lekeyi aklamam gerek. Bu karışıklık içine giderseniz her şey daha da kötü olur. Buluştuğunuzu öğrenirlerse ikiniz için de hiç iyi olmaz. Hem göreceksiniz, babanız ve Ertuğrul Bey bu olayı yapanları bulacaklar. O şekilde Gündüz zaten serbest kalır. Gündüz zindandayken ben burada elim kolum bağlı bekleyemem Mara. Gidip bir bahaneyle onu göreceğim. Onunla konuştuktan sonra gidip Ertuğrul Bey'e her şeyi anlatacağım. Kim duyarsa duysun artık, umurumda değil. Soylu atımı hazırlasınlar. Bir bahane bulup babamdan bir şekilde izin alacağım. Söğüt'e gideceğim. Onları ancak öyle bulacağız. Yakındalar. Haydi, haydi, haydi! Dumrul Abdurrahman, siz bu taraftan gidiyorsunuz. Atlar, haydin atlar, biz de bu tarafta. Haydin! Osman! Savcı! Kurtulacağız abi. Kurtulacağız, dayan. Buraya kadarmış çocuk. Öldürün. İkisini de. Yetim yiğide! Baba. Nereden buldular izimizi?
Saldırın! Hadi dedim. Kola kendini. Ertuğrul, er ya da geç tekrar görüşeceğiz. Yürüyün! Yürüyün! Savcı mı? Babam geldi kardeşim. Aç gözlerini, babam geldi. Aç gözlerini, iyiydi. Osman, ne oldu anlatarsın hadi. Osman. Savcı. Savcı. Savcı ben. Thank you.
Savcı, Osman ne oldu derim sana, anlatsana. Avuç'un gelmiştim baba. Savcı abim de beni merak edip peşimden gelmiş. İlmilgi Hatun'un alplerine saldırdıklarını gördük. Her şeyi gördük. Sonra peşimize düştüler. Sana ava gitmek yok demedim mi Osman? Neden sözümden çıkarsın? Niçin lafımı dinlemezsin Osman? Baba. Savcım. Abi. Yedim. Açtı gözlerini. Aslanım benim. İyi misin abi? Koçum benim. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Hey maşallah aslanım ha. Hey maşallah aslanım ha benim. Yedim. Haydi. Tez obaya götürün. Artık ben yaralarına iyice baksın. Haydi yiğidim. Haydi aslanım. Haydi. Lan haydi. Haydi. Osman'ı da alın götürün haydi. Emin olur beyim. Oğuz, Gülkut onların peşinden gidersiniz. Haydi, haydi kardeşler. Beyim, beyim biz ne edeceğiz? De sana gideceğiz Bamsı. İrbilgi Hatun'la Umur Bey'e Gündüz'ün bu işte mesul olmadığını, ona tuzak kurduklarını anlatacağız. Eyvallah beyim, eyvallah. Haydi. Ne oldu komutan Börçekin? Saraya giremeyiz. Orası bizim için tehlikeli olabilir. Emir Bahattin'e haber verip olanı biteni anlatacağız. Onunla başka bir yerde buluşacağız. Haklısınız. Ormanın içine doğru ilerleyelim. Siz ikiniz arkada durmayın. Biriniz önden ilerlesin, diğeriniz arkadan. Emredersiniz. Haydi. Haydi. Bamsı, tez Gündüz'ü getiresin. Umur Bey'le İlbilgi Hatun'la yüzleştirip olanları anlayacağım. Emin ol abim. Katilleri. Alplerine saldıranlar bana ve oğullarıma da saldırdılar. Yüzleri kapalıydı. Alplerin peşinde. Alplerimin kanı yerde kalmış. Katillerini de bulamamışken ne yüzle gelirsin bana Ertuğrul Bey? Oğlum Osman ve savcı baskına tanıklık etmişler. Onları da öldürmeye kalkmışlar derim. Önce alplerimizi öldürdü oğlun Gündüz. Şimdi de zindandan kaçmış. Bunlar ortada dururken senin yalanlarına karnım toktur Ertuğrul Bey. Sen ne dersin Umur Bey? Nereden çıkarırsın Gündüz'ün zindandan kaçtığını? Kızım gidip kendi gözüyle gördü. Yanındaki suç ortağı Alp'ti, anlatmış nasıl kaçtığını. Senin ne işin vardı zindanda İlbilgi Hatun? Baba ne yaparsın? Alplerine söyle kılıçlarını indirsinler. Satlar kınına. Kapıyı hallet.
Kızım oğlunu bana getirmeye gitmişti zindana. Onu yargılayıp hükmünü ben verecektim. Ya Alplerine söyle oğlunu bana getirsinler ya da buradan cesedin çıkar. Hükmünü ben vereceğim. Kılıcını al. Baba. Söyle Alplerine atsınlar pusatlarını. Kılıçları bırakın. Kapıyı açsın. Siz ne cüretle zindandan adam almaya gidersiniz? Ben sizler. Sizin haddinize mi ben dururken yargılayıp hüküm vermek? Pusatlarınızı toplayacağım. Handa gözetimin altında kalacaksınız. Bir ahmaklık daha ederseniz pusatım kellelerinizi almadan kınına girmeyecek. Baba. Ali Hatun, babanı odasına götür. Abdurrahman, Umuroğulları Alplerinin pusatlarını toplayın. Buyruk Seyindir Bey. Hamsi, Çağrı'yı getirsinler, onunla konuşacağım. Buyruk Seyindir Bey. Seni korumak için atmıştır zindan. Allah'ım sen bize yardım et. Kuzularım. Yavrularım. Neden? Savcım. Oğlum. Neredesiniz siz? Ne oldu buraya? Mühim değildir nene. Ufak bir yaradır. Ben yalnız ava gittim. Abim de peşimden gelmiş. Sonra eşkıyalar peşimize düştü. Kaçarken de bir eşkıyanın saldırısına uğradık. Ah Osman. Ne vardı yalnız ava gidecek? Savcıyı da peşinden sürüklersin. Baban gerekeni söylemiştir. Lakin bundan böyle benim gözüm de senin üzerinde olacak. Anladın mı? Destur var mıdır Hayme Hanım? Gel. Hayme Ana, Handan haber geldi. Gündüz Alp zindandan kaçmış. Kaçmış mı? Nereye kaçmış? Neredeymiş? Bilemeyiz Hayme Hanım. Arayacağız. Abim babamın sözünü çiğneyip kendisi için zindandan kaçmaz. Bizi bulmak için kaçmıştır. İnşallah Allah'a gitmemiştir. Yoksa başı belaya girebilir. Allah'ım. Sen evladımı muhafaza eyle yarabbim. Thank you.
Saygıdeğer İren, sizi burada görmek ne güzel. Önemli bir şey için geldim buraya Mikis. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gündüz Bey. Onunla görüşmem gerek. Zindanda olduğunu söylediler. Zindandaydı. Ama kaçtı. Kaçtı mı? Ertuğrul Bey Osman'la savcıyı buldu. Ama şimdi de Gündüz kayıp. Herkes onu arıyor. Siz neden görüşmek istersiniz Gündüz Bey'le? O benim çocukluk arkadaşım. Onu bu zor gününde ziyaret etmek istedim. Size kolay gelsin. Hanımım, Gündüz'ü görmeden Ertuğrul Bey'e hiçbir şey söylemeyin. Gündüz'ü bulmak için ne gerekirse yapacağım. Madem ki o bizim için kendini ateşe attı, ben de onu bulup koruyacağım. Çağrı. Beyim, kardeşlerimin başı dardayken burada duramam dedi. Şimdi nerededir peki? Çağrı, evladım, bildiklerini diyesin hele. Bak, hadiseler üst üste gelir zaten. Haydın, haydın evlat. Bilmem beyim. Kardeşlerin obaya döndüğünü öğrenince gelir mutlaka. Çağrı. Bak evlat. O gün bana handa sen de Gündüz gibi yalan söyledin. Nereden geldiğinizi söylemedin. Atları yarıştırırız dediniz. Ne saklarsınız benden? Bak, sen sustukça ne Gündüz'ü onların gözünde aklayabiliriz, ne de öldürülen Umuroğulları'nın alplerinin katillerini bulabiliriz. Şimdi de bana, o gün ikiniz nereden gelirdiniz? Bir gönül meselesi beyim. Umur Bey'in alpleri öldürülürken Gündüz gönül verdiği kızın yanındaydı. Hangi obadanmış bu kız? Türk değil beyim. Ya kimmiş? İren. Tekfuri annesinin kızı. Yapacağım. Ne olur. Baba kendine gel. Çok korkuyorum. Baba. Ne oluyor baba? Tanrı. Tanrı sizinle. Sizinle olsun. Baba. Baba. Baba, baba. Başın sağ olsun. Baba! 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 Baba!
Baba. Baba. Ben sensiz ne yapacağım? Ne yapacağız biz sensiz? Bizi bırakma böyle. Baba. Hayır. Hayır baba. Hayır. Ertuğrul'un oğlunu kaçırmak büyük iş. Nasıl başardınız bunu? Lais, iyi bir avcı olmak istiyorsan avını keskin gözlerle takip edip sinsice yaklaşmalısın. Karabela, Ertuğrul'un seni takip etmediğinden eminsin değil mi? Eminim efendim. Merak etmeyin. Bunu ne yapacağız efendim? Niçin buraya getirdiniz? Öldürüp obanın yakınlarına mı atalım? Öldürmekten daha beter edeceğiz onu. Ormanda bıraksaydım bulabilirlerdi. Oysa yarına kadar burada kalması lazım. Bu hançer yalnızca kendisinin değil, babasının da sonu olacak. Bu gece Umur Bey'i Gündüz'ün hançeriyle öldüreceğim. Ertuğrul'un hanında devletin vergi toplamak için görevlendirdiği bir beyi öldürmek. Hem de oğlunun hançeriyle. Gündüz'ü uzun süre baygın tutmak için ilaç verdim. Ayılmaz. Ama Söğüt'e ulaştığında kendisini Umur Bey'in katili olarak bulacak. Söğüt çok karışacak. Ve biz de bu karışıklıkla her yere ele geçireceğiz. Kılıçlarımızı çektik bir kere. Hedefe ulaşana kadar durmak yok. Tara, Karabela, siz Mikis'e gideceksiniz. İlk önce Tara kendi yöntemiyle konuşacak. Eğer Mikis yolumuza gelmezse Karabela kendi yöntemiyle halledecek. Şimdi Gündüz'ün peşine bizim adamlarımızdan birisini takın. Söğüt'e vardığında bana haber versin. İl Bilge Hatun'a babasının katilini bizzat ben yakalatacağım. Gidelim. Bahattin İti. Ertuğrul Bey'in bu itleri öldürmeyip takip edersek çok şey öğreniriz demişti. Aklı çıktı. Emir Bahattin, bu adamlar sandığı nereden biliyorlardı? Nereden bileyim ben? Sandığın saraydan çıktığını sadece sen biliyordun. Bu bilgi sizden sızdı. Bizden mi? Bu sizin de bildiğiniz bir şeydi. Belki de sizin içinizden sızmıştır. Sen ne dersin be? Sakın. Elini oynatma. Sakın. Benim aklımda bir kişi daha var. Bir kişiden şüphe ederim. Kimmiş o? Ertuğrul Bey.
bu işle ne alakası var? Öyle mi dersin? Komutan Karabörü saraya geldiği vakit o da oradaydı. Niye ki? Dahası saraydan ayrıldığında gizli evrakların olduğu yerin basıldığını, nökerlerin öldürüldüğünü öğrendik. Onlar da sandığın peşindeydi belki. Ne belli? Hülagün, sen dahil hiçbirimizi affetmeyecek. Sen ne dersin Udur? Benim ne suçum var? Hülagün'ün istediği sandığı ben Karabörü'ye kendi ellerimle teslim ettim. Vazifemi yaptım. Unutma. Karabörü senin topraklarında öldürüldü. Bak. Söğüt zaten karışmış. Anladınız mı? Ben Ertuğrul Bey'e mektup gönderip gerekli gözdağını verdim. Sultan'la da konuşacağım. Ona gerekli cezayı tez vakitte vereceğiz. Bir orduyla gidip Ertuğrul'un obasının tepesine çökeceğim. O vakit sandık Ertuğrul'daysa onu bir daha asla göremeyiz. Börçigin haklı. Bu işi sessizce halletmelisiniz. Sandığı alalım, gerisi kolay. Şimdi gidip sandık ondaysa alın. Hepimizi bu büyük beladan kurtarın. Seni gebertip giderim buradan Turgut. Hülagü'nün has casusu kimse. Onu bulmadan vazifemiz bitmeyecek. Hele sabredesin. Az kaldı. Oğuz, sen sınırımız olan dere boyunca devreye çıkacaksın. Yanına 40 kadar alp alasın. Emrin olur beyim. Umrul, sen de Söğüt'ün içinde yapacaksın aramalarını. Tek tek, ev ev, dükkan dükkan gezeceksin. Eğer birini bulursanız derhal bana getirin. Sorgusunu ben yapacağım. Emrin olur beyim. Unutmayın. Yalnızca katilleri değil, aynı zamanda gündüzü de ararız. Beyim, Emir Bahattin size mektup göndermiş. Bıçak dayanarak obadan kovulduğunu, alplerinin öldürüldüğünü öğrenmiş. İşin aslı astarı nedir öğrenmek için komutan gönderecekmiş. Çakallar, kan ister beyim. Burnumuzun dibinde Umuroğlu alplerini öldürmüşler. Bundan da Ertuğrul Bey'in oğlunu sorumlu tutmak istiyorlar, reis. Kim bunlar? Bilgim yok efendim. Belki de gerçekten kendi aralarında bir mesele.
Saçmalama reis. Aklın alıyor mu hiç? Kayılar ne olursa olsun böyle bir saldırıda bulunmazlar. Söğüt'ü almak isteyen asiler yapmış olabilirler bu işi. Efendim, asiler neden böyle bir şey yaptı? Anlamaz mısın reis? Amaçları Söğüt'te kargaşa çıkarmak. Böylece hedeflerine daha kolay ulaşırlar. Ah! Teoklis'in nerede olduğunu bulmadan bu işi çözemeyiz. Çünkü asileri açığa çıkaracak bilgi onda. Tüm bölgeyi arıyoruz efendim. Henüz ortada bir şey yok. Onu bul reis. Ne yap et, onu bul. Senin en önemli görevin bu. Başın sağ olsun kızım. Sağ olun. Başın sağ olsun Evdokya. Sağ olun Artık Bey. Babanızın defnini dininiz usulünce yapabilirsiniz. Obamızda da İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Lakin gitmek isterseniz alplerimiz size gideceğiniz yere kadar sağ salim ulaşmanız için eşlik ederler. Biz biraz kendimizi topladıktan sonra karar verirsek daha doğru olur. Hem kızım topla kendini. Bak kardeşim var, onu düşün. Öyle iyisiniz ki başınızda onca bela varken gelip burada bizle ilgilenirsiniz. Ben size olan borcumu nasıl öderim bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Olur mu? Evdokya. Babanızın ahvali ölümcül değildi. Buraya sizden başka giren çıkan oldu mu? Ya ben hep babamın yanındaydım. Sadece birkaç kez kuyuya su çekmeye gittim. Kimseyi görmedim. Ben bu meseleyi iyice tetkik edeceğim. Bu ilaç şişelerini de bir gözden geçireyim. Kızım, bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Çekinmeden söyleyesin. Tamam mı? Çok sağ olun. Thank you.
Başın sağ olsun ya. Sağ ol Osman. Belki vakti değildir ama. Dediğin kolye bu muydu? Evet, bu kolyeydi. Bu babamdan bana kalan tek şeydi. Bununla teselli bulacağım ben. Yiğit birisin Osman. Bizim için çok tehlikeler atıldın. Şimdi de kolyeyi getirdin. Hakkını ödeyemem. Yapmam gerekeni yaptım. Yine olsa yine yaparım. Hem orada katile dair mühim bir ipucu gördüm. Onu yakalayacağız. Sen de bir şeye ihtiyacın olduğu vakit bana diyesin. Sağ ol Osman. Hele getirdiğim ilacı verirsin savcı. Artuk Bey, sen bu ilacı Teokles için bizzat kendi ellerinle yaptın. Zehirden mi şüphe edersin? Şimdi anlayacağız savcı. Şimdi de yanındaki şişeyi veresin. Şimdi de kara hindibala hazırladığım ilacı veresin. İçinde başka bir ot olması gerek. Benim Tesan'a gitmem icap eder savcı.
Allah'ım yardım et bize. Herkes burada. Savcı. Savcı yok. Osman'ım, savcı nerededir? Nerede olacak Akdemir Usta? Yine dağda bayırda dolanıp bitkilerin, kuşların peşine düşmüştür. Çayırda çimende gezerken bir gün obanın yerini unutmaz inşallah. Destur var mıdır Akdemir Usta? Gel savcım, gel. Doğan. Yok. Atmacadır bu. Hayrola savcı? Nereden çıktı bu kuş? Derenin yanında yürürken sesini duydum. Acı acı öterdi. Avucumu alıp bir de baktım, kanadı kırılmış. Yaralanmış. Tez vakitte heybemdeki merhemi yarasına sürdüm. Ben onu tedavi ederim. Başına bir şey gelmesin diye de yanından ayrılmam. İyi edersin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Çünkü o tüm mahlukatlara karşı merhametliydi. Şimdi senin bu yufka yürekliliğin benim hatırıma Efendimizin bir kıssasını getirdi. Nedir o kıssa Akdemir Usta? Anlatasın hele. Anlatayım Osman'ım. Anlatayım. Adı Görklü Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmeye 10.000 kişilik ordusuyla giderken yolda yavrularını emziren bir köpeğe rastlar. Sırf o köpek ve yavruları rahatsız olmasın, ezilmesinler diye 10.000 kişilik koskoca ordunun güzergahını değiştirmiş. Sadece bununla da kalmaz, o köpekle yavrularının başına da bir nöbetçi koyar ki başlarına bir hal gelmesin. İşte 10.000 kişilik koca ordu ile cenge giderken bile sırf o köpek ve yavruları için güzergahı değiştirmek ancak o rahmet peygamberinin yapacağı bir iştir. Ne yüce merhamettir. Efendimiz sadece insanlara karşı merhametli değildi valalar. O bütün mahlukata karşı merhametliydi. Zira o alemlere rahmet olarak gönderilmişti.
Allah'ın yarattığı her can değerli ve kıymetlidir. Doğadaki her bitki, her canlı, her hayvan insanlara faydalı olmak için vardır. Lakin bizlerin de vazifesi var. Bu kusursuz nizam içinde onları seveceğiz. Onlara saygı göstereceğiz. Ve elimizden geldiği kadar koruyup kollayacağız. Hepsini sevip saymalı ve gücümüz yettiğince onlara yardım etmeliyiz. Ne mutlu sana ki sen bunu yaptın Sarp'cığım. O vakit biz de bu güzel kuşu sevip besleyerek Peygamber Efendimiz'in izinden gidelim. Bu kuş hepimizin kuşu olsun. Olsun savcım, olsun mu? Olsun. Lakin bu gece benim çadırımda kalacak. Benim onu tedavi etmem gerek. Beyhan'ın arkasıyım hatun. Ne istediğini söylesen, ben yapardım sana. Ertuğrul Bey'in hanında kimseye itimadım yoktur benim. Kusura kalma. Babamın yemeğini kendim yaparım. Bir ihtiyacınız var mı hanım? Zangoç, tuz ver bakalım. Emriniz olsun. Sen burada olup biten her şeyden haberim olur demiştin değil mi? Ben her şeyi bilirim hanım. Ama görmem, sırtımda taşırım. Bana istediğin bilgiyi verirsen sırtındaki kamburu hafifletirim. Duymuş olmayın hanım. Bana onun nerede olduğunu öğren. Kamburumu hafifledi. Sağ ol.
Eğer bana daha çok bilgi getirirsen kamburum daha da hafifler. Yapmanız olur. Nerede olduğunu bilirsin sen. Şüphem de haklı çıktım beyim. Maalesef. Teokles'e verdiğim ilacın içine zehir katmışlar. Nasıl zehir katmışlar Artuk Bey? Sordun mu? Giren çıkan olmuş mu? Beyim, kızlar babalarını bir an bile yalnız bırakmadıklarını söylerler. Sinsi bir örümcek gibi söğütün her yanını sarmışlar. Gündüzü bulmadan obaya dönmeyeceğim Artuk Bey. Gözünüz herkesin üzerinde olsun. İçinizdeler. Yakınlarımızda bir yerdeler. Dragos denen o adamı bulmadıkça bize gözümüzü kırpmak dahi yoktur. Buyruk beyimindir. Artuk Bey. Sana söylemem gereken mühim bir mesele daha vardır. Buyurasın beyim. Aksakallılar. 9. posta beni layık gördüler. Allah utandırmasın beyim. Allah devletimize aksakallı bilgelerin, fedakar yiğitlerin eksikliklerini göstermesin inşallah. Amin. Son günlerde olanlar için ne düşünüyorsun Mikis? Moğol vergisi yetmez gibi. Bir de başımıza bu cinayetler çıktı. Buna rağmen herkes Ertuğrul Bey'in topraklarında yaşamaya kararlı. Ben de. Hepimiz Ertuğrul Bey'e çok şey borçluyuz. Elbette düzenin değiştiğini ben de farkındayım. Ama hep beraber üstesinden geleceğiz. Olanlardan ötürü devletiyle sorun yaşayacaktır. Üstelik Moğolların öfkesini üstüne çekmiş bir Ertuğrul'un kendine bile zor faydası olur. Baksana, oğlu Gündüz'e bile söz geçirememekte. Yaptıkları ortada. Kaderin bir cilvesi bu. Bizler kaderimizi yaşayacağız. Ertuğrul Bey burayı zengin etti. Onun sayesinde huzurlu ve mutlu yaşadık. Şimdi ilk sıkıntıda yüz çevirmek olmaz. Ben Söğüt'te Türklerle çalışmaktan memnunum. Ve burada olmaya devam edeceğim. Bu gidişle seninle birlikte biz de batacağız Mikis. Aç artık gözlerini. Artık Türklerin kayığına binerek hiçbir yere varamayız. Ertuğrul Bey'in kayığı su alıyor. Uyan artık. Gözlerini açtığın vakit bana gel. Sana söyleyecek mühim şeylerim olacak. Belki de hepimizi bu pislikten kurtaracak bir çıkış yolu. Anladın mı?
Buyur baba. Önce oğlu, sonra babası gırtlağıma pusatlarını dayadılar. Merak etmeyiz. Bir daha buna müsaade etmeyeceğiz. Gel, sana çorba yaptım. Şimdi beni iyi dinleyesin kızım. Sultanımız bu Ertuğrul'un başı bozukluğundan, haddini bilmemesinden şikayetçidir. Ona göz kulak olmamı istemişti benden. Bu yüzden obamız bu topraklara gelmeden beni malumat toplamak için yolladın, öyle mi? Evet. Vakti geldiğinde sultanımız uç beyliğini bana verecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Lakin ahval tahmin ettiğimden daha çetindir. O topraklar ya yurdumuz olacak ya da mezarımız. Baba. Topraklar bize değil, bizi sırtımızdan vurana mezar olacak. Çok yorgunum, çok. Babamı bir an olsun yalnız bırakmayın. Sen içeride bekle. Emrin olur iyi bilgi hatun. Ne var tepsinin içinde? Senin ne işin var burada? Yemek getirdim.
Bir bakalım bu gece çanlar kimin için çalacak Umur Bey? Ölümün tatlı kollarına bırak kendini Umur Bey. Sen ölümünle bana zafer parıltısı verdin. Türk, sana minnettarım. Destur var mıdır beyim? Gece gece burada ne işin var Osman? Bugün olanları ne çabuk unuttun? Sana karşı mahcubum baba. Bir hata ettim. Lakin bir pişman oldum. Senden af dilemek, müsaade edersen elini öpmek isterim. Ebilge Hatun yanıma gelsin. Ona diyeceklerim var Abdurrahman. Buyruk senindir bey. Yanaş hele. Bugün yiğit bir alp gibi vuruştun. Kardeşini ölümden kurtardın. Lakin unutmayasın ki onu ölüme atan yine sendin. Bak oğul, içindeki alplik ateşini en iyi ben bilirim. Lakin iyi bir alp olmak için evvela kendine hakim olmayı, sonra da beynin sözünü dinlemeyi öğreneceksin. Söz dinleyeceksin ki sözün dinlenir olsun. Kat kat zırhtan dönmeyince kılıç tatlı. Geldiğinde gitmese devlet tatlı, bildiğini unutmasa akıl tatlı. Şimdi bildiklerini de, dediklerimi de, nasihatlarımı da unutmayasın Osman. Bir hata ettim baba. Müsaade edesin elini öpeyim. Sana söylemek istediğim mühim bir mesele vardır baba. Öyle. Savcı abimle ormanda düşmandan kendimizi kollarken
Adamların hepsinin yüzleri kapalıydı. Lakin ben bir şey gördüm. Ne gördün? Adamlardan bir tanesinin elinde dövme vardı. Tırpana benziyordu. Bu dövme sayesinde o soyusu bulabiliriz diye düşündüm baba. Kimseye de söylemedim. İyi ettin. İyi ettin. Ben Alplere talimat vereceğim. Sen de gözünü dört açarsın. Obaya giren çıkan, Söğüt'te iş tutan kim varsa herkese dikkatle bakasın. Buyruk senindir beyim. Çok şükür döndün kardeşim. Ben de seni aramaya çıkacaktım. Babam, Osman, savcı. Neredeler Çağrı? İyiler mi? Babamla Osman katillerle vuruşurdu. Sonra bir an her şey kayboldu. Ben hiçbir şey hatırlamam. Herkes iyi, merak etme. Oh, çok şükür. Sen orada mıydın? Oradaydım. Oradaydım lakin... gözümü açtığımda... kendimi bir mağarada buldum. Hançerim de yok. Nasıl olur bu? Kim oldu bunlar? Bulacağım Çağrı. Bulacağım kim olduklarını. Eli bir su ver bana. Soluklanayım. Vereyim kardeşim. Sen geç hele şöyle. Zindandan kaçtığın için baban sana çok kızgın Gündüz. Bir mesele daha var. Ne meselesi? Çağrı. Babam mı yoksa? Keşke Ertuğrul Bey'im olaydı. Geç hele şöyle. İbrige denen o hatun... zindana basıp seni götürmeye geldi. Öldüreceğim o hatunu. Dur hele. Baban gereğini yaptı. Lakin... İren. Ne oldu İren'e? Ertuğrul Bey... İren'le seni öğrendi kardeşim. Aykut hala gelmemiş. O gelene kadar bir şeyler yiyelim.
Ben gideceğim yere gölgemden bile önce gider. Talaykut. Kim bunlar? Ben size yalnız gelin demedim mi? Karabörlü'nün yanındaymış ikisi de. Biri nöker, öteki de casus. Hı. Adın ne? Cebe. Cebe demek. Cebe. Macun Oyan'a ihanet eden Mergen. Seni tanımayacağımı mı sandın ha? Bu da casus ha? Bunların ikisi hain. Buyur. Ne istersin Ertuğrul Bey? Evvela babanın sıhhati nasıldır onu öğrenmek isterim. Oğlunun ettiklerinden, senin aşağılamalarından sonra nasıl olsun beklersin? Bizi yalnız bırak hele Osman. Her şeyden evvel babanın sağlığı bizim için mühim. Bırak Artuk Bey, Ataç Bey'le ilgilendiği gibi babanla da ilgilensin. Lüzum yok. Biz babamla ilgileniriz. Başka söyleyecek bir şeyin var mıydı? Gündüz'le ilgili bilmen gereken bir mevzu vardır. Neymiş? Alpler'in öldürüldüğü gün Gündüz nerede olduğunu söyleyememişti. Lakin ben nerede olduğunu öğrendim. Söyle o vakit. Neredeymiş? Gündüz o gün... Hayrola Abdurrahman. Beyim. Umur Bey. Ne olmuş babama? Baba. Ne olur burada? Baba.
sana? Kim yaptı bunu? Babam. Babam uyan. Allah'ım. Bak ben geldim. Kızın İlbilge geldi babam, aç gözlerini. Canım baba. İlbilge hatun. Kendini kaybetmezsin. Her nefes ölümüdür. Bırakmayasın kendini. Anam öldüğünde bize hem analık hem babalık etti. Sırtımı yasladığım tek dağdım. Yerli yatan dağlarım yıkıldı. Hangi soysuz? Babamın, alplerimin canına kıydıysa onu bulup geberteceğim. Gök kubbeyi ona dar edeceğim. Yardakçılık edip babamın otağına musallat olacaklar. Oğlum Gündüz'ün hançeri bu. O öldürdü babamı. Gündüz'ün canı da yetmez. Tüm kayılara, tüm Söğüt'e kan kusturacağız.